Gel Tuğçe'cim, gel. Gel çocuğum. Herkese merhaba. Merhaba canım. Merhaba. Merhaba güzelim. Nasıl? İyi iyi, yukarıda. Hepinizden özür dilerim. Kendini suçlayacağın bir şey yok Tuğçe'cim. Şey, Cem'i görebilir miyim acaba? Sorabilir misiniz? Bekle de ben geldiğini söyleyeyim. İğneyi var ya, bir batırdılar. Çok acıdı ya. 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 Abla, biraz gelir misin? Abimi yalnız bırakalım. Niye? Ben size çıkın demedim ki. Misafirim var. Kim? Şey, Tuğçe. Bana bak abi. Eğer sen hasta olduğunu duyup acıdığı için geri dönerse, sen de salaklık yapıp onu affedersen, vallahi ben söyleyeyim, bu ilişkiye karşıyım. Tamam Çilek, anladım. Ben gidiyorum. İyidir. Senden? Benden değil. Sen öpmeyecek misin? Çok, çok üzüldüm Cem. Bana bu saati almak için niçin böyle bir şey yaptın? Çünkü sana o saati almak istedim. Almasan ne fark ederdi? Ben seni bana güzel hediyeler aldığım için sevmiyorum ki. Ne bileyim, sana güzel hediyeler alırsam beni daha çok seversin sandım. Ben seni zaten çok seviyorum. Ama sana çok kızdım. Okula vermen gereken parayı niçin böyle bir şey için harcadın? Özür dilerim. Benden değil, ailenden özür dile. Ama ben onların yerinde olsaydım seni kolay kolay affetmezdim. Baban sana az bile ceza vermiş. Ne dersen de, haklısın. Bir de hepimizin çalışıyorsun diye seni hor göreceğimizi düşünmüşsün. Ne kadar ayıp Cem. Okulda hem çalışıp hem okuyan arkadaşlarımız yok mu? Bir sürü burslu sınıf arkadaşlarımız yok mu? Onları niye küçümsemiyoruz? Ne bileyim, ben ne de olsa senin erkek arkadaşınım. Öyle düşündüm. Cem olduğun için seviyorum. Bunu almasam da aynı şeyi düşünürdüm. Yaptıklarım için çok utanıyorum. Affedersin. Bir daha böyle bir şey yapma, tamam mı? Çatlamak üzereyim. Ne mutlu bana. Niye? Demek ki yaptığım sosisleri beğendin. Beğendim. Tuğçe, biz evlenince yemekleri ben yapabilir miyim? Olmaz, yemek yapmak benim işim. De, sen yemek yapmayı bilmiyorsun ki. Büyüyünce öğrenirim. Hem birazcık biliyorum. Ne mesela? Patates kızartması, salata ve omlet. Biz seninle evlenelim. Ben her gün omlet yemeye razıyım. Tuğçe, ben seni seviyorum. Ben de seni. Tuğçe, en çok ne istiyorum biliyor musun? Üniversiteyi aynı yerde kazanmamızı. Zaten aynı yeri tutturmazsak ben üniversiteye gitmeyeceğim. Saçmalama Cem. Üniversiteye gitmezsen iş bulamazsın. İş bulamazsan çalışamazsın. Çalışamazsan para kazanamazsın. Para kazanamazsan evlenemeyiz. Hadi ya. Ya. Ya o zaman söz ver bana. Beraber aynı şehirleri yazalım, tamam? Bak bu daha mantıklı bir fikir. Tamam, söz veriyorum seninle aynı şehirleri yazacağım. Tuğçe, dans edelim mi? Şimdi mi? Evet, evde kimse yok, ikimiziz. Bilmem ki. Hadi, hem bak bizim şarkımız çalıyor. Bu ne zamandan beri bizim şarkımız olmaya başladı? Ben bu şarkıyı ne zaman dinlesem hep seni hatırlıyorum. Demek ki bizim şarkımız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yani geldiğin için.
Bana ne zaman ihtiyacın olursa geleceğim. Sen kabul etmesen de benim en iyi arkadaşımsın. Ya affedersin ama hastasın diye ya sana yalancıktan geri dönmüş gibi yapamam. Dürüst olman benim için bana geri dönmenden daha önemli. Benden nefret ediyor musun? Hayır. Peki arkadaş kalacak mıyız? Hı hı, evet. İsteyerek mi? Seni kaybetmemek için. Ya, demin düşündüm de beni artık benim istediğim gibi sevmiyor olabilirsin. Seni başka biri benden daha mutlu ediyor da olabilir. Ya, bunu anlıyorum. Babam dedi ki eğer onunla olmuyorsa Tuğçe'ye hayatından geçen uzun ve güzel bir hikaye olarak bak. Şimdi sana bakınca karşımda bana ilk duygularımı yaşatmış, hayatımdaki ilk gerçek kahramanı görüyorum. Senin yüzünü görmek, sesini duymak bana adı dostluk olan bir hikayede de mutluluk verebilir. Belki dostlukta daha başarılı oluruz. Kavgasız bir hikayemiz olur. Dilerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.